Esselamu Aleyküm değerli izleyenler. Karikatür Atölyesi'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü çizim konumuz Srebrenica katliamı olacaktır. İnsanlık tarihinin en karanlık günlerinden olan Srebrenica katliamının 26. yıl dönümünde acılar tazeliğini korurken bugüne kadar 300'den fazla toplu mezar bulundu ve 13.000'den fazla kişinin cesedi teşhis edildi. Yine bizler buradan çizerken sizler de ekranları başlarında bizimle beraber çizebilir ve çizdiklerinizi WhatsApp hattımızdan bizlere yollayabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Srebrenica katliamını çiziyoruz yıl dönümünde. Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bir katliam ve Birleşmiş Milletler gözetiminde yapılan bir katliam diyebiliriz. O yüzden Srebrenica ve Birleşmiş Milletler temelinde yapacağız. Öncelikle şurada yine kurşun kalem ile eskizimizi yapıyoruz. Şöyle bir tepe yapacağız. Tepenin arkasında Srebrenica olacaktır. Srebrenica'yı burada bir tabela şeklinde yapacağız. Burada ise Srebrenica'da katliam yapan Sırpları ve Birleşmiş Milletler'den yani Birleşmiş Milletler'in yardımıyla yapılan, gözetiminde yapılan bir mesaj vereceğiz. O yüzden şurada bir Birleşmiş Milletler'e ait şöyle bir askeri bir kask yapacağız. Şuradan şöyle yapacağız. Daha sonra şurada bir örneğin katliamı gerçekleştiren bir tank yapacağız. Şurada bir tank olacaktır. Şurada yine tabii bir iki asker yapacağız. Şurada dedik Srebrenica katliamının yaşandığı yer, Srebrenica'nın kendisini bir tabela şeklinde yapacağız. Şöyle. Perspektif kurallarını göz önüne alarak yapıyorum. Giderek küçülen bir tabela olacaktır. Şurada yine tabii dumanlar yükseliyor. Çünkü katledilmiş bir yer. Şöyle Srebrenica'yı temsil ediyor. Şurayı biraz daha belki yüksek yapabiliriz. Çünkü şuradan yardım alıyor. Yani Birleşmiş Milletler'den. Şöyle. Şurada devam eden bir tepe olsun. Biraz daha ayrıntı landıralım, yani biraz daha detaylandıralım. Şöyle şuraya Srebrenica yazacağız. Şurada tabii savaş veya katliam sebebiyle oluşan yarıklar, şurada kurşun izleri, bomba izleri, şurada akan kanlar olacaktır. Şurada yine askeri kaskın şöyle şuradaki bir çıkıntısı olacaktır. Şuraya belki BM yazabiliriz. Şurada tankımızı yapalım.
Şurada belki bir asker yapabiliriz. Şöyle yapalım. Srebrenica katliamı Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en çok sivilin katledildiği insanlığın utanç karelerinden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Şöyle kurşun kalemle yaptık eskizimizi, en azından önümüzü görmek için. Daha sonra tabi siyah bir kalem ile daha detaylı bir şekilde detaylandıracağız ve daha belirgin hale getireceğiz. O yüzden daha siyah bir kalemimi alıyorum. Şuradan yine örneğin tepeden başlayalım. Şöyle bir tepe yeri yapalım. En azından belli olsun. Şöyle. Yine şuradan devam ettirelim. Daha sonra tepenin arkasında bulunan Srebrenica'yı yapacağız. Yine tabeladan başlıyorum. Şuraya Srebrenica yazalım. Daha sonra buranın yine kurşunlardan, bombalardan açılmış olan kurşun delikleri, yarıklar olsun, irili ufaklı. Daha sonra bu taraftaki katliamı yapan örneğin Sırplara ait bir savaş tankı, askeri ve Birleşmiş Milletler gözetiminde olduğu için onlara ait bir askeri kask olsun. Şöyle yapalım. Thank you.
Bosna'da 11 Temmuz 1995 yılında meydana gelen ve 8000'i aşkın Müslümanın erkek, kadın, çocuk, yaşlı demeden General Ratko Mladić komutasındaki ağır silahlarla donatılmış Sırp ordusu tarafından katledilişinin yıl dönümünde acılar ilk günkü tazeliğini koruyor. Şurada Sırplara ait bir tank yapacağız. Şöyle başlayalım. Daha sonra tabii ışık ve gölge olayına da gireceğiz. Biraz daha yumuşak uçlu bir kalemi alıyorum. Hem ışık gölge olayına gireceğiz hem biraz daha detaylandıracağız. Şöyle başlayalım. Şurada yanan ateş, yükselen dumanlar.
Birleşmiş Milletler kontrolündeki Hollanda askerlerinin bölgeyi Sırpların kontrolüne bırakmasının ardından 8.000'i aşkın Müslüman erkek, kadın, çocuk Sırp askerler tarafından topluca katledilmişti Srebrenica katliamında. Şurada bahsettiğimiz Sırplara ait bir askeri tank. Yine alt tarafta Birleşmiş Milletler'e ait bir askeri kask. Yani onların desteğiyle, onların yardımıyla, onların gözetiminde yapıldığının mesajını veriyoruz bu karikatürde. Şuraya BM yazalım. Yine ışık ve gölgesine devam edelim. Tabii yine burada bir boşluk oluşacak alt tarafta. Şurada da bir gölge oluşacaktır.
11 Temmuz 1995 günü Sırp ordusu Birleşmiş Milletler korumasındaki Srebrenica'ya girdi. 35 bin Bosnalı'nın bulunduğu kampta çocuk, genç, yaşlı demeden bütün erkekleri otobüslerle toplu infaz noktalarına taşındı. Ve bu Birleşmiş Milletler gözetiminde sözde koruması altındaki Srebrenica'da yaşanmıştır. Şöyle ışık ve gölgemize devam ediyoruz. Şurada tabelanın birleştiği, ayaklarla birleştiği yer. Şurada biraz daha gölge verelim. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün kendi elleriyle teslim ettiği 8.342 Bosnalı 3 gün içinde katledildi. Birleşmiş Milletler'in ve Avrupa'nın sadece seyretmekle yetindiği katliam, 100 bin insanın öldürüldüğü ve 3 yıllık Bosna Savaşı'nın son perdesi oldu. Biz de yavaş yavaş karikatürümüzün sonuna doğru geliyoruz. Son rötuşları da yaptık mı karikatürümüz bitmiş olacaktır. Şurası yer düzlemi olduğu için şurada tabii yerlerde girintiler, çıkıntılar olur. Yani düz bir zemin olmasını istemiyoruz. Şöyle yapalım. Bugünkü çizimimizin sonuna geldik. Bugün Srebrenica katliamını ele aldık. Srebrenica katliamı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da gerçekleştirilmiş en büyük toplu insan kıyımı olması ve Avrupa'daki hukuksal olarak ilk kez belgelenmiş soykırım olması açısından da önem taşıyor. Yeni bir programda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.